Evet, değerli izleyicilerimiz hayırlı geceler diliyoruz. Nasılsınız, iyi misiniz? Hatay Altınrıza Gazetesi yine sizlerle birlikteyiz. Uzun zamandır sizlerle birlikte olmuyorum canlı yayında. Artık sizlerle birlikte her zaman bu şekilde aralıklı bir şekilde sizlerle canlı yayında olmaya çalışacağım. Evet, değerli izleyicilerimiz. Bugün kursla ilgili bütün çalışmalar devam ediyor ve herkes elinden geldiği kadar mücadele ediyor ve inşallah da en kısa zamanda bu süreci atlatırız. Şimdi değerli izleyicilerimiz, bu saatte sizlerle birlikte olmamın sebebi biraz sonra sizlere anlatacağım ve bu şekilde de elimizden geldiği kadar sizlere bilgi vermeye çalışacağım. Şimdi değerli takipçilerimiz, biz bugün bir haber yaptık. Bu haberin de işte halı saha haberi. İşte biliyorsunuz bu koronavirüsle ilgili önlemlerle ilgili bazı uygulamalar yasaları çıkartıldı geçici olarak. Ve bu şekilde de mesela spor alanları, kahveler, işte marketler, berberler. Bundan dolayı da bu şekilde bir yasa, geçici bir yasa olarak yapıldı. Şimdi bugün yayınladığımız haber Altın Özü'nün sağlığı için vatandaşlarımızın şikayetleri üzerine bizlere başvurdular. Biz de vatandaşların sıkıntılarını bu şekilde dile getirdik. O dile getirdikten sonra da Altın Özü Belediye Başkanı Hacı Rıfat bizim paylaştığımız ve yaptığımız haberin ardından yaklaşık 1-2 saat sonra işte bir paylaşım yaptı. O paylaşımı da şimdi biz sizlere ben buradan bir okuyayım. Şimdi saat 21.06'da paylaştığı haber bu şekil. İlçemiz mahallinde bulunan tüm halı sahalar İçişleri Bakanlığımızın yayınlamış olduğu genelgeye istinaden Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından kapatılmıştır. Halkımızın sağlığı bizim için önemlidir. Asılsız iddialar ve görsellere itibar edilmemesi rica ediliyor. Koronavirüs mücadele tedbirler kapsamında ilçemizin dört bir yanından çalışmamız aralıksız bir şekilde sürdürmeye devam ediyoruz dedi. Peki şimdi biz yayınladığımız haber Hatay Altınözü gazetesi sayfasından, Facebook'tan, şu an buradaki canlı yayın olduğum yerden paylaştığımız haber orada duruyor. Hangi saatte paylaştığımızı da bellidir. Saati de yazıyor. Ve Hacı Rıfat Saran da yayınladığı haberinde aynı şekilde onun saati de ortada. Ve çıkın bu şekilde asılsız diyor. Peki şimdi biz aslında bu koronavirüsle ilgili Altınözü'nde Hacı Rıfat Saran'ın bu şekilde bu süreci nasıl işlediğini ve bu şekilde sizlerle canlı yayında olmak istedim. Şimdi biz bu haberi yaptık. Daha önceki gibi yaptığımız haberlerle ilgili her zaman elimizden geldiği kadar sizlere aydınlatmaya çalışıyoruz, bilgilendirmeye çalışıyoruz. Yettiğimiz kadar, gücümüz yettiği kadar. Biz şimdi bu haberi yaptıktan sonra çıkıp bu şekilde Hacı Rıfat Saran'ın bu şekilde bizi sataşması, ondan dolayı da bu şekilde bu saatte canlı yayına çıkmak istedim. Biz artık isteriz ki Hacı Rıfat Saran'ın bir belediye başkanı gibi davranmasını isteriz. Çünkü neden? Ve yasalara uymasını
isteriz. Çünkü biz haberi yaptıktan sonra çıktı bugün bütün altın özündeki halı saha sahaları zabıta ekipleriyle gittiler, mühürlediler. Peki bugün Allah razı olsun mühürlediğiniz vatandaşların sağlıklarıyla ilgili düşündünüz. Biz de bunu haber yaptıktan sonra bu şekilde bizim haberimizi itibarsızlaşmaya çalıştınız ve hatanızı düzelttiniz. Peki biz buradan size sorarız. 16 Mart saat 10'a kadar, saat 16 Mart 2020 saat 10'dan sonra bunlar İçişleri Bakanlığı tarafından yasaklandı. Geçici olarak yasaklandı. Bu koronavirüsle ilgili ve insanlarımızın, vatandaşlarımızın sağlığı için. Peki bugün ayın kaçı? Bugün ayın 27'si. Ayın 16'sında İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı önergeyi ve yürürlüğe başlattığı önergeyi şimdiye kadar yapmadınız. Ve şu an siz diyorsunuz ki vatandaşlarımızın sağlığını düşünüyorsunuz. Eyvallah. Peki siz 20 şu an ayın 27'si 10 günden beri 11 günden beri neden bunları uygulamadınız? Ya burada attığımız yani altın özünde İçişleri Bakanlığı'nın yasalarına uymuyorlar altın özünde diye haberi yaptık diye siz de gittiniz. Burada hatanızı düzelttiniz ve kapattınız. Buradan dolayı 10 günden beri bunu siz yapmadınız ve bu şekilde de dile getirmediniz. Şimdi biz buradan neden işte Hacı Rıfat diyoruz? Burada açıklamasını yapayım size. İşte hacı dediğimiz yani biz hacılardan elhamdülillah Müslümanız. Şimdi bir hacı olan çünkü belediye başkanı gibi davranmadığı için ve bu şekilde de hep öfke, hep ego, hep ne diyeyim bir belediye başkanı gibi sayacak çok şey var ama bir belediye başkanı gibi davranmadığından dolayı ha, bu şekilde de hacı olarak söylüyoruz. Biz de buradan kendisine Hacı Rıfat Bey'e şunu soruyoruz, bu şekilde söylüyoruz. Yani yasaları iyi oku. Uygulamaları bu süreçte, çünkü bu süreç seferberlik var. Ülke genelinde, dünya genelinde uygulamayı takip et. Hazırlıklarını başla ve sonuçlandır. Süreci yönet. Bu iş çocuk oyuncağı değil. Eski zaman gibi değil. Bu şekilde biz bu şekilde uyarıyoruz. Çünkü gerçekten hatırlıyorsanız daha önce biz yine haber yaptık. Dedik ki koronavirüsle ilgili altın özünde ne gibi çalışmalar var? O zamana kadar herhangi bir çalışma yapılmadı. İçişleri Bakanı'nın yayınladığı önergeyi 11 gün sonra uyguluyorsun. Bir de bizim haberimizden. Biz bunu uyarmamış olsaydık, söylememiş olsaydık yine aynı şekilde devam edecekti. Vatandaşlarımız bizi aradılar. Denediler. Biz de bunu bu şekilde dile getirdik. Burada sataşmanın anlamı yok. Bizim amacımız burada vatandaşların sağlığı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin yasalarının uygulandığını ve bu şekilde altın özünde uygulanmasını dile getirdik. Başka bir amacımız yok. Burada çıkıp bizim haberimizi itibarsızlık etmeye, çalıştırmaya gerek yok. Biz burada biz olmazsaydık yapacaktınız. Hacı Rıfat'a söylüyorum. Bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi geçen gün yine bir önerge olarak geçici olarak koronavirüsle ilgili esnaflarımızın işte saat sabah 9 gece 9 arasında bütün iş yerleri marketler kapanacak diye şey yapıldı, duyuru yapıldı. Peki duyurunun içeriğinde ne var?
duyurun içerisinde marketleri kastediyorlar. Market ne demek market? 100 metre 100 metre alanının üstündeki olan bir marketin kapanmasını istemişler. Burada altın özünde 10 metrekarelik, 20 metrekarelik ve 30 metrekarelik bir bakkal evine ekmek götürüyor. Ve bu şekilde de 2 gün Altınözü zabıta ekipleri saat 9 oldu mu hemen gittiler, kapattırdılar. Peki burada yasaları takip eden bazı esnaflarımız var. Ben onları kutluyorum. Araştırdılar. Yasaların içeriğine baktılar. Ve yasaların içinde de diyor ki 100 metrenin üzerinde normal o bakkalların kapanmaması lazım. Peki bu belediye bu yasayı içeriğini okumadan bu şekilde bu esnaflarımızı neden mağdur etsin? 2 gün kapatıldı. Ve sonradan şu an normalde açık olmaya başladı. O yüzden biz şunu demek istiyoruz. Bir belediye başkanı olarak davran. Hukuku, yasaları ve bu süreci iyi yönetmenden yanayız. Bir belediye başkanı gibi ol. Bizim bizim kimseyle bir sıkıntımız yok. Biz yalnız gece gündüz elimizden geldiği kadar. Ha, eksiğimiz var mı? Tabii ki de var. Geldiği kadar sizlere haber yapmaya çalışıyoruz. Kısıtlı imkanlarla elimizden geldiği kadar sizlere haber aktarmaya çalışıyoruz. Ha, profesyonel değil tabii ki. İmkanlarımız bu kadar. İmkanlarımız kadarıyla bu şekilde sizlere elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz, haber yapmaya çalışıyoruz. İlçenin sorunlarını dile getiriyoruz. Ve özellikle bu süreci her zaman koronavirüsle ilgili dışarı çıkmayın diyoruz. Kendileri de yapıyor. Duyuru yapılıyor ama yasaları okumuyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığını uygulamıyor. Çünkü neden? 16 Mart uygulanmış ve yürürlüğe başlamış. Bir gün 27 Mart, 11 gün geçmiş ve biz bu haberi yaptıktan sonra bu şekilde dile getirdi. O yüzden biz buradan böyle kin, nefret, ego ve bir vatandaş olarak değil, bir belediye başkanı olarak olmasını temenni ediyoruz. Biz bir basın olarak elimizden geldiği kadar şey düşünüyoruz ve sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Şimdi bu konuyla ilgili şimdi gelen arkadaşlarımız bu saatte tabii ki hakkınızı helal edin. Bu saatte canlı yayına girmem, sizi rahatsız etmem. Amacımız işte doğru. Siz kendiniz gözünüze bakın. Az önce de söyledim, bir daha söyleyeyim. Hatay Altınözü Gazetesi Facebook hesabına bakın. Hangi saatte paylaşılmış? Ve Haccır Fassarı'nın sayfasına bakın. Kendisi ne zaman paylaşmış? 25.3.2020 tarihinde halı sahada gençlerimiz, ha biz spora karşı değiliz tabii ki. Ama bu süreçte vatandaşlarımız bize başvurdular. Bu şekilde de sıkıntı ve bu şekilde hem rahatsız oluyorlar hem de bu şekilde zaten yasak. Virüsten dolayı Allah korusun gençlerimize, bize zaten yetkililerimiz diyor ki dışarı çıkmayın, evde kalın. O yüzden bu şekilde dertlerini anlattılar. Biz de bu şekilde kamuoyuna bildirdik. Baş sağ olsun belediye de çıktı. Bu şekilde de gitti. Şu an bütün ilçenin genelindeki halı sahaları mühür attı. Ve mühür attıktan sonra da paylaşım yapıp işte bu şekilde itibar etmeyin demesi sataşmadır bu. Teşekkür edeceğine, biz kendisinin hatını düzelttiğimizden dolayı da bize teşekkür edeceğine yaptığı şeye bak. Velhasıl biz bu konuda sizlere bu şekilde aktarmak isteriz. Bu şekilde de kendi belediye başkanımız bir belediye başkanı olarak olması temenni ediyoruz. Çünkü biz de elimizden geldiği kadar gazeteci olarak yapmaya çalışıyoruz. Ha,
Normalde gazetecilik, yine daha önce söylüyorum. Elimizden bu geliyor. Elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Beğenmeyebilir, saygı duyarız. Beğenmeyen varsa takip etmez veya çıkar kendisi bu işi yapar. Bunu da saygı duyarız. Ve son olarak kapıda gemi bekleyen vatandaşlarımız var. Şoför vatandaşlarımız var. Mesaj atıyor. Bunlar orada sıkıntıları olduklarını söylüyor. Bununla ilgili yarın inşallah kısmet olursa elimden geldiği kadar kendileriyle canlı yayınla irtibat kurmaya çalışacağım. Tabii ki kendileri uygun olurlarsa veya ne diyeyim ulaşabilirler. Kendi ağızlarından kendilerinin sesini seçeceğiz. Bu konuda kendilerine inşallah yardımcı olmuş oluruz. O yüzden yarın yine sizlerle birlikte olacağım. Arabistan'daki mağdur olan şoförlerimiz Duba kapında gemi beklediklerini ve orada mağdur olduklarını bizi izliyorlarsa yarın yine canlı olarak sizi bu şekilde sesiniz olmaya çalışacağım. Etkilerimiz bu şekilde inşallah sizlere en kısa bir zamanda ülkemize ve çocuklarınıza, ailenize kavuşursunuz diye diyorum. Ben ben bu saatte tekrardan rahatsız ettiğim dolayı özür diliyorum. O yüzden bu çok önemlidir. Koronavirüsü ilgili burada böyle çocuk oyuncağı seferliktir. Herkes bu şekilde güzel önlem alması lazım. Kini, nefreti bırakacak. Herkes burada nedir? Başkanlık yapacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin yasalarını takip edecek ve uygulayacak. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun, var olun.